sizi karşımda görünce sevinmedim desem yalan. Yarışta alt ettiniz beni. Çünkü atı başkaları sürüyordu. 40 türlü dalaverası vardı. Ama masa başında kaybedeceksiniz. Çünkü kağıtlar elimde. Neden kapadınız gözlerinizi? Korkudan mı? Kağıt sesi müziklerin en güzeldir benim için. Nasıl gidiyor abla? Kenan düşürdü ya ana, ocağı söndü demektir. Buraya büyük bir cakayla girdi. İç çamaşırını bırakıp gider. Ne düşünüyorsunuz Ali Bey? Ortada 300 bine aşkın para var. Ben olsam... Bas! Kaçtınız. Elinizde kötü kağıt var anlaşılan. Gitti 300 bin. Ben olsaydım kaçmazdım. Full valeyle kaçılır mı? Karşısındakinde full dam olursa elbet. Nereden bildiniz? Kargalar söyledi. Çık! Bas! Gördüm. Tekrar! Tekrar alıyorum. Alo! Sen misin Gül? Evet, Jale ve Beyza da burada. Seni bekliyoruz, çabuk ol! Çok gırgır var, çabuk gel! Kusura bakmayın, özür dileyeceğim sizlerden. Evet, aşık oldum. Ne yapayım, çocukça belki gülünç, üzücü, acayip bir aşk ama oldum işte. Bırak numarayı, demek ki senin Ali de orada! Hayır, yalnızım. O babamla kumar oynuyor bu gece. Sadece korkuyorum. Biri babam. Ama bilmiyorum. Hangisinin kazanmasını istediğimi bilemiyorum. Rahat bırakın beni. Hoşça kalın. Milyona yakın kazandın delikanlı. Neredeyse iflas ettireceksin kumarhaneyi. Niyetim o zaten. Niyetle kısmet ayrı şeyler. Her zaman gülmez bu şans. Zaten haliniz talihinden değil. Çok kötü oyuncu olduğunuz için kaybettiniz. Kumarda şımarmamak lazım dostum. Unutma ki karşında bu oyunların kralı oturuyor. Paralar önümde olduğuna göre krallığınız devrildi demektir Kenan Bey. Büyük konuşuyorsunuz. Konuştuğum büyüklükte oynamaya hazırım. Her oyunu mu? Sizin bildiğiniz her oyunu. Peki... yazar? Fark etmez. Bitsin artık bu işkence! Bitsin! Yakacak babam Ali, yakacak! Kaybedeceğim, kaybedeceğim! Ne kadar sallasan ben kazanacağım delikanlı. Fal mı açtınız? Hayır, uğruma güvenerek konuştum. 2-1! 2-1! 2-1! 2-1! Size 500 bine mal olan bir zar. Tekrarlayabiliriz. Aynına mı? Evet, neden olmasın? Gene 2-1. Pokerdeki talihin döndü. Cesaretin varsa üçüncüye hazırım.
gecelerin sonu yok. Başka zaman deneriz. Nasıl istersen. Küçükler bir giriş partisi yapsın. Tebrik ederiz hanımefendi. Kocanız bütün zararlarını kurtardı. Müsaadenizle, iyi günler. Bu zar davasında var bir hardallı vaziyet ama söktüremedim. Civalı falan değil diyorsun. Civalısının doktoruyumdur evlat. Civalı zarla az cüzdan tıraş etmedi bu ihtiyar. Bu köpoğlusunda başka bir illet var. En iyisi bizim Acem Cemal'e uzanalım, zarcılığın en kandilli adamıdır. Zar davasında envai türlü fırıldak ondan sorulur. Vallahi Hıfzı Baba, ben eğer bu zar milletinin feriştahına takla attıran Acem Cemal'sem, bu zarda herhangi bir hastanelik vaziyet yok derim. Demek sağlam ha? Turp gibi be baba! Siz talihin çelmesine gelmişsiniz. Hayır! Arka arkaya o kadar iki biri talihsizlik olamaz, var bu zarda bir şey. Bir ara kendi kendime, Kenan sonun geldi diyordum. Ama zarlara sarılınca... Şımarık Beyza da yedi şamarı. Senin öfken yamandır Kenan. Daha bitmedi ama. Son tokatı yesin, bir daha kalkamayacak. Onunla uğraşma baba. Niye? Çünkü onu seviyorum. Demek benden güçlü gördüğün biri çıktı karşına. Bilmiyorum, bilemiyorum baba. Neden, niye ama seviyorum işte. Onun için yalvarırım, ona kötülük etme baba. Beni seviyorsan. Severim Ali. Babanım. Ama kumar bahsine gelince ikiniz arasında bir ayrım yapamam. Onu yıkmam gerekiyorsa aksi elimde değil. Bu benim tek zevkim. Evlenmek istediğim erkeği iflas ettirmek mi tek zevkin? Fark etmez Ali. Onu sıfıra indireyim, gerekirse cebine harçlığı ben korum. Hem fakir koca daha iyidir kızım. Dizginler elinde olur. Ben at kullanmıyorum baba, yuva kurmak istiyorum. Sana karışmam Ali. Okumuş zeki kızsın. Ama sen de bana karışma. Yarınki zar savaşında onu yıkmama kimse engel olamaz. Alev'e ilk defa bu kadar sert davrandığının farkında mısın Kenan? Ne haber? Gece gündüz zarlarda aklı. Gözlerini ayırmadı zarlardan. Bırak şu köpoğullarını da iki satır uyku çek be evlat. Zarlarla keçileri kaçıracaksın. Sırlarını çözmezsem galiba öyle olacak. Alo, buyurun. Ben Alev Ali. Seninle konuşmam lazım. Meşgulsün biliyorum. Ama iyiliğin için. Ne olur. Sana ve havaya ihtiyacım var. Benim anladığıma göre bu kız Ali abiye iyice tutkun galiba. Galiba. Bakarsın faydası olur. Sana inanıyorum Ali, güveniyorum. Ama babamı da çok iyi tanıyorum. Korkum ondan. Öylesine kinli, öylesine hırslı ki sana karşı. Hisler karşılıklıdır Ali. Yalnız o zar oyununda hiç kaybetmedi. Her işin bir sonu vardır. Aldırma. Neden üzülüyorsun bu kadar? Sana bir kötülük gelmesini istemiyorum. Ne olur vazgeç. Vazgeçmek mi? Yalvarırım Ali, ne olursun vazgeç. Bütün erkekleri ayaklarına kapandıran bir kız nasıl konuşur böyle? Seven kadın konuşur Ali. Sen bana ilk tattıransın bu duyguları. Eskiden erkekleri küçümsemekle gurur duyardım. Seni tanıyınca karşında diz çökmekten zevk almaya başladım. İlk seninle yaşamaya başladım Ali. İlk seninle kendimi buldum. Ömrümce senin kalmak istiyorum.
Beni tanımıyorsun bile. Ne fark eder? Kalbim sende olduktan sonra. Çok şey. Tanısan belki beni seven kalbine bir kurşun sıkarsın. Hayatta sevdiğim erkeğe sadece köle olurum ben. O erkek babana, hatta sana düşmanlık besleyen, tek amacı sizleri yok etmek isteyen biri de mi olsa? Yorma beni Ali. Bildiğim tek şey sensiz yapamayacağım. Tek korkum da babamla zar oynamak. Güzel, iyi ki hatırlattın. Savaş için hazırlanmam lazım. Gidelim artık. Kaçıncı gün evlat uyumadın? Fikri sabit oldu bu iş. Uykusuzluk denen meret at nalı gibi çarpar insana sonra. Bana bin al. Bin al! Nal! Sağ mısın? Çabuk koş! Peki abi! Sakin ol evlat, kendine gel. En iyisi bir duş ha! Duşu Kenan'a yaptıracağım baba. Hem de kaynar duş. Çözdüm zarlardaki keramet dediğin şeyin ne olduğunu. İyi aman Allah, ne münasebeti var. Herhalde ayağıma çakacak değilim. Bahaneydi bu. Bana bir mıknatıs lazım, mıknatıs! Ama önce bir bardak içki. Oh, içkim nerede kaldı benim? Alışık değilsin, hasta olacaksın. Bu kadar içilmez. Buyurun. Unutana kadar içmek istiyorum. Yakışmıyor sana Alev. Sen ki aramızda çelik gibiydin, imrenirdik sana. Sus, sus! Düşünmek istemiyorum! İstemiyorum! Doğru. Haklısın unutmak istemekte. Babanla sevgilin arasında şaşkınsın. Karar veremiyorsun. Verdim bile. Ali'den yanayım. Babam onu yok ederse ben de... Babana düşman mı kesileceksin? Evet, düşman kesileceğim. 2-1 geleceğine kellemi korum. Kelleye kumar olmaz evlat. Bu kumar değil, teknik. İşte ispatı. Korktum senden evlat. Basit oyun baba. Bak şu zarların noktalarına, şu tarafların siyahları biraz matça. Ne olacak matça? Bu noktalar maden. Mıknatısa karşı atılınca, o tarafa çekip 2-1 olarak düşüyor hep. Kenan'ın masaya uğur diye koyduğu... Hüryan bir kadın heykelci. O heykelcik aslında zarları şaşırtan bir mıknatıs. Şimdi bana yüzük şeklinde bir mıknatıs hazırlatın ki... Kenan Bey'i aynı silahla vurayım. Yatakta bile ayrılamıyorsun kağıtlardan. Bunlar benim, saltanatımın silahları Tülin. Bazen kıskanıyorum onları benden daha fazla seviyorsun diye. Sen benim... Sevgili karıcımsın yavrum. Ama cebindeki Venüs daha kıymetli. Bana milyonları... o heykelcik kazandırdı. Onun bir sırrı var demişti, ne zaman söyleyeceksin bana? Kusura bakma ama hiçbir zaman. Benden mi gizli? Senden... ve herkesten. Kimse. Kimseler bilmeyecek benden başka. Salla bakalım Hıfzı baba. İki bir. Kenan Bey muhterem ayvayı yedi demektir. Yaşasın, yarın akşam şenlik var. Sabah da kızıyla randevun için bizim sakallı Orhan'dan kotrasını rica ettim. Teşekkür ederim Hıfzı baba.